It's time to play the game. Selamlar arkadaşlar. Şu anda mükemmel iki konuğumla birlikteyim. Çakal. Yumruk yapıyorum da. Selamlar abi. Selamlar. Selam bebek çakal ben kola. Ki harcamadan içemedim kola. Ve Reçkol. Selamlar abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir program olacağını hissediyorum. Bunu aslında 2-3 gün öncesinden hissediyordum yani. Çok güzel bir enerjide bir program yapacağımızı hissettim. Evet, biz de enerjimizi paylaşmaya geldik. Valla. Evet. Biz de aynısını düşünüyoruz abi. Eyvallah, hoş geldiniz. Direkt şununla başlamak istiyorum. En beğenmediğiniz rapçiler dediğimde sizlerin isimleri daha çok kulağıma geliyor. Bunun öncelikle sizin için nedenini merak ediyorum. Belki öyle bir içinizdekileri bir... Neden? Ben sana söyleyeyim mi? Lütfen söyle. Bütün bizi beğenmeyen herkes birlikte iç atı aldı aldığında. Biri birinin dostu, biri birinin dostu, biri biriyle yakın, biri biriyle arkadaş. Onu sevmese ayıp olur, bunu sevmese ayıp olur. Zaten toplansalar, hep beraber muhabbet etseler, alkol içseler veya herhangi bir şey dalga geçecek olsalar birbirleriyle geçemeyeceklerine göre kim gelir akla? Çakal, Reçkol. Neden? Çünkü tek el, tek taraftalar. Ama ben nedenin tamamen kendi arkadaşlarını beğenmemelerinden ve bunları söyleyemediklerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü insanlara karşı mesela bir disiniz yok. Kişisel, yok, bireysel bir şeyimiz de yok. Bizim kimseyle işimiz yok. Takılıyoruz abi, eğleniyoruz ve eğlenirken müzik yapıyoruz, konser yapıyoruz. Kendimize ne katabiliriz? Ekipçe olsun, kişisel hayatımız olsun. Ne katabiliriz ona bakıyoruz. Ya aklımızdaki bir insana kin gütmektense diğer daha çok insana nasıl bir ürün veririz kafasındayız daha çok yani. Niye bir olaya takılı kalalım ki? Onun üzerinde yavaşlayalım ki? Zaten bizim sallamamıza gerek yok. Herkes zaten bizi sallıyor. Aynen. biraz günah keçisiyiz hafiften de. Dışarıdan da irite edici gözüküyor olabiliriz. Bundan da memnunuz yani açıkçası. İlk görüşte gibi... sevilen asla kalıcı kalmıyor. İlk görüşte bir irite olunması lazım bence. Aynen. Ama ilk baş dediğin gibi abi tamamen olay şu. Hızlı yükseliş de var. Bir yandan senelerini vermiş insanlar. O onlarca sene, onlarca işte emek verilmiş, yapılmış, edilmiş. Biz bir anda hızlı bir gösteriş sağlayınca buradaki adamın bir anda burasına çıkarsan o da der ki sen nasıl çıkıyorsun? Ne oluyor falan. Sinir olur ister istemez. Ben yolda yürürken arabalarında çaldığı insanlarsınız. Neden bu insanlar sizden haz etmiyor? Yani bazı isimleri düşünebilirim. Tamam haz etmiyor ama size anlam veremiyorum. Ama hiçbir sorun görmüyorum. Açıkçası ben her şekilde gurur da duyuyorum. Eyvallah. Yolunuz da açık eyvallah. Olsun. Valla. Hazırsanız gün patçatlara başlıyorum. Geçelim. Eyvallah. Bu... Gün patçat. It's time to play the game. Gün patçatlarımı ikinize de soruyorum. Yani tek kelimelik. Kimle göz göze geldiysem o başlayabilir. Tavuk döner. Ayran. Kola. Hemen ama başlayacaksın. Anladım. Tak tak. Bu çok kafa karıştırıcı ki abi böyle olmaz. Tamam abi. Hayır aynı anda değil. Belki cevap verdik aslında doğru bir şeydi. Tamam bunu bir daha yapacağız ama. Ayran dedi ayran, kola. Ayran sütlaç desene. Eker derim. Tamam bir soru. Mesela ne aklına geliyorsan sor. Tekrar başlıyorum. Tamam. Güzel. Tavuk döner. Ayran. Eker. Bir dakika. Ayran oldu abi. Bir dakika. Tavuk dönere ver. Ayrana verme. Sen tavuk dönerin mi eker? Bence böyle yapalım abi daha. Harbiden evet, böyle evet, bir şey. Böyle daha iyi. Yoksa senin dediğini hızlı düşünüyorum. Sen bana vereceksin. Ben ona tavuk dönereceğim. O da sana mı bir şey diyecek? O da bana öyle öyle gideceğiz. Tamam hadi gidelim ya. Tamam hadi gidelim abi. Başlayalım. Tavuk döner. Ayran. Eker. Islamic Force. Rap. Ceza. Aşk. Meşk. Para. Popçular. Rockçılar. Tarkan. Kadınlar. Bir dakika abi ben yanlış yaptım. Seninkine cevap verdim. Benimkine ikram lazımdı. Hemen geri dönüyorum tamam. Tamam ama gayet güzel yani. Hiç sorun yok. Bir offsite'im var devam edin. Edip Akbayram. Ramazan bayramı. Kurban bayramı. Ergenlik. Yaşlılık. Blue çağı. Şırdan. Adana. Mumbar. Para. Güç. Savaş. Devrim. Ateş. Barut. Barut.
Dayı nasıl? Onu demeni istedim bu arada. Tamam, barut. Sevgililer günü. Baba. Anne. Serenay Sarıkaya. Kıvanç Tatlıtuğ. Selena Gomez. Oo, what the fuck? Yakıştırıyorum abi ikisini kendi aklımda. Kıvanç Tatlıtuğ ile mi? Evet. Küfür. Haydo. Çizgi film. Semt. Güngören. Mahalle. İltifat. Aşk. Meşk. Serdar Ortaç. Poşet. Aşk. Çakal. Reçkol. Kuti. Reçkol. Çakal. Ege Boran. Sende abi. Purplish. Adam. Adamın dibi. Ya harbiden efsane bir gün patçat yaptık. Freestyle. Efendim? Gel bim ya. Ne yapayım? Bim, bin. Nereye bineyim? Bin ata. Yok abi ya. Bak valla akıllıdır. Yok abi. Gel kardeşine güven abi. Bim, bin. Sağ ol. Kardeşim burada. İkinize soruyorum şimdi. Evet abi. Reçko, Türkçe rapte ilk 3 ismin kim? Türkçe rapte ilk 3 ismin. 1 Yangılı diyeyim. 2 Ezel diyeyim. En çok 3. kimi dinliyorum? Benfero'yu dinliyorsun. Dur. Benfero'yu dinliyordum önceden bayağı da şu an. Üretim ama yine yani. Benfero diyeyim ya. Benfero diyeyim evet. Bıraktı mı dinlemeyi? Öyle bir şey mi? Ya şu an pek üretmiyor da açıkçası ya. Eski müziklerinde o eski heyecanını dinleyemiyorum. Yani. Türkçe rapte ilk 3 ismin kim Çakal? 1. sırada Ezel. 2. sırada... Şey yapma ya biz takılırız. Rapçileri düşünüyorum gel. Abi ya. Yo normalde düşünebilirsin hiç sorun değil abi. Benfero diyebilirim ikinciye. Tamam gel oğlum bir şeyler gibi yani. Biraz aynı gidiyor gibi lan. Üçüncüyü bir farklı söyle. Üçüncü Hecam. Yok. Buna inanmıyorum. İnanmıyorum. Abi o seni sevdiği için işte 3'e koydum. Harbiden mi? Vallahi yani İçinden inanamadım. Bir öncelikle inanamadım. Şey yalan, çünkü bu başıma çok fazla gelmiyor ama hemen 4. isme gitmek istedin. Çakal yani. Reçkol diyebilir miyim? Diyebiliyor muyum yani? Diyebilirsin. Çünkü Reçkol ile sonuç 3 Reçkol. Aynen Reçkol. 3 Hece. 3 Hece 4 Reçkol değil miydi? Yok 3. Yok 3 Hece diyor. Zorladık abi. Gibi sanki onu da. En sevdiğiniz 3 parça hangisi? Türkçe. Taylan Kaya nereden nasıl başlatsam anlatmam pek zor. Nereden nasıl başlatsam anlatmam pek kolay olmayacak. Müslüm Gürses Sigara. Ben sigara dumanının altında. Ve Ezel'in bir şarkısı var. Söyleyeceğim onu. Tamam Ezel. Faslı Yıldızlar olan. Ve Gece Bir Çıkmamış bir şarkı var. Onu çok seviyorum. Link parçasına öyle bir takıldı ki gece gündüz dinliyor. Eyvallah. Senin var mı Reşko? Var abi. Ben bir Ezel Derman diyeceğim. İki Yanguzu Her Şey Yolunda diyeceğim. Hiç kimse yok bak yanımda. Birisine sorsan neyi var? Cevaplarım her şey yolunda. 3 Kuti Aile olabilir. Çok uzun zaman sonra bu kadar yükseldiğim bir parça o oldu yani. Telefon çalıyor diyor ki inanamıyorum radyoda çalan kimdeyiz. Arabalar bizi çalarak yanımızdan. Bunu herkese soruyorum. Klasik bir soru aslında. En beğendiğiniz genç rapçiler olarak ama siz de bu kategoride misiniz? Şimdi insanlar ve müziğini ayrı bir kenara koyarak yorum yapmak istersen burada. Motive bence güzel bir albüm çıkarttım sana. Batı'yla label çok tekrar ediyor bence. Onlar da güzel taşıyorlar. Utku da güzel gidiyor. Güzel şarkılarla taşıyor. Bunlar şey olarak Top 50'de iyi isimler. Dinletiyorlar. Hepimiz bir şeyler katıyoruz sonuçta aslında. Çok uzak bir çerçeveden baktığımızda. Evet. Herkes öyle. Bir şeyler katıyor. Bu soruyu da çok soruyorum aslında. Ama önemli bir soru. Türkçe rap'in halinden memnun musunuz? Türkçe rap'in halinden memnunum ben. Ben de memnunum fakat şöyle çok yavaş ilerliyor ya. Yavaş ilerliyor çok fakat yavaş ilerliyor. Yani bir sene yani içinde bu kadar hızlı ilerlemesi yani demek. Mesela Reçko? Şu an abi bence Avrupa çok güzel zıpladı. Mesela önceden şey olarak gözüküyordu. Sadece Amerika var ve kalan herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor sadece olarak gözüküyordu. Sonunda Avrupa güzel bir zıplayış sergiledi. İşte Fransa'sı olsun, İngiltere mesela. Hı-hı. Bazen Amerika'nın üstünde prodüksiyonlar falan çıkartıyorlar hatta. Türkiye'de artık burayı yakalamalı bence. Oraya ve gitmeli. Artık daha hızlı gitmeli yani. Gidiyor. Hı-hı. Tamam okey. Güzel şu anki durum. Ama bence daha da hızlanmalı yani. Kitle olarak hızlıdan bahsediyorum ben. Yayılma ve her şeyin ben daha yüksek bütçelerle dönüp sonra... daha yüksek prodüksiyonlara evrilmesinden bahsediyorum. Müptezel albümünden sonra bayağı Türkçe rap evet uçtu gibi o bir şey dönüm oldu. Dönüm noktasının orası. Aynen bence direkt tartışılmıyor artık ya bence. Bu arada abi az önce de söyleyecektim. Lütfen. Söyleyemedim. Benim top 3 New School ismimi almadan yeni soruya geçtin. O yüzden ben gerçekten cevaplamayı tercih ediyorum. Çok kafa sallayarak sanki onayladığını hissettim. Yok bir şey diyeceğim. Hiçbirini lütfen onaylamadım. Ama hiçbirini onaylamadım. Şey olarak değil. Tamam Reçko acayip derin bir adam gibi bütün geliyor. Bütün şeylerden sıyrılıyor. Hop mermi gelip yapıyor falan. Geliyor koçuyor bunu. Çok acayip zehir bir kafa. Bütün her şey yine çakala kalıyor. Sonra niye çakalın çok sevmiyor? Öyle. Bu yüzden abi açık sözlü olduğum için öyle koyduğun için öyle belki.
belki. Öyle ne yapayım? Soyadımı koymuş. Abi. Babam koymuş. Dedem koymuş soyadımı. Bu senin gerçek soyadın. Gerçek soyadım abi. Dedemler benim çakal avlıyorlarmış hep. Çakal Kürtlerimiz, Cartlı çakallardan olan şeyler. Çakal sürüsülü bey varmış yani. Bizim dedelerimizin zamanlarında tabii. Var mı öyle Kürtler evde tabii, falan? Tabii tabii abi var. Çakalla ilgili her şey var bizde yani. Çakal yani. Çakalız biz abi. Çakallar. Ama arkadaşlar siz beni bir çakal olarak biliyor olabilirsiniz. Fakat babam beni 21 yaşıma kadar aslan oğlum diye büyüttü. Reçko. Buyur abi. Şimdi lütfen o cevaplamak istediğin soruyu cevapla. Sadece çakalı onaylıyorum ama çakalın söyledikleri isimleri onaylamıyorum benim gözümde. Öyle mi? Yani ilk üçümdeki üçü de o değil. Kim mesela? Abi cevaplamayacağım dedim. Beni şimdi ama böyle zorlayınca ben sana kırılmamak için cevap verdim. En iyi üçlü sıkılma. Yo ben aslında orada şey yorumlamak çok... istedim. Katkı sağlayanlar ve en üstte taşıyanlar anlamında konuşmak istedim. Aynen çok katı alayanlar anlamında anladım. Şu balık çok iyiydi biliyor musun? Yine karıştı buralar abi. Harbiden balık ekmiş her şeyi değiştirmiş gibi. Reçko hayat sloganın nedir? Hayat sloganım nedir? Hayat sloganım. Çakal, hayat sloganını söyler misin bana? Hayat sloganım, akışta kal, hızlı yaşa. Genç ol, belirli bir noktaya kadar her şeyi başarmış ve mutluluğa erişmiş ol. Parayla işin olmasın. Bütün hepsini tak 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 söyledin. Ya bu bir slogan mı yoksa bütün özlü sözleri bir araya yan yana getirmiş gibi oldu. Hayat sloganım, iz bırak ve git. Issız bir adada olsan yanına alacağın 3 rapçi kim olurdu? 3 rapçi? Çakal, Kuti, Ege Boran. Var ya bir parçalarız ortada abi ıssız adada. Vallahi. Bir ay falan ver bize ıssız adada. Bir de laptop, ses kartı, mikrofon. Bir ay var ya nasıl olur her şey yanında. Süper olur abi hatta. Şarkıyı nasıl yayınlayacağız? Geri döneriz mikrofon sonra abi. Mikrofon istedin. Şey, internet iste bari. İnternet desen iste sana da soracak şimdi 3 tane. Toplayalım ıssız adayı birader. Sen internet al. Kim olurdu 3 rapçi? Kim olurdu? Reçkol ben seni ıssız adada almazdım. Sen çalışmıyorsun bir yerler. Çalışmıyorum. Evet çalışmıyorum. Sen ıssız adaya düştün. Müziği ne yapacağım abi? Nasıl? Önce oradan bir kurtulayım. Ondan sonra ıssız adada yaşadığım şeyleri müziğe dökerim. Ferro abiyi alırdım. Odunlu falan taşırdım. Evime yapardık ateş mateş. Killa Hakan al birader. Oo, Killa abiyi de alırdım. Kesin. Avlanma konusunda kesinlikle güvenebilirdik Ferro abimle ona. Biz otururken bir anda Killa abi gelebilirdi. Hani geyik falan getirmiş. Eyvallah. Arkadaşlar kiton buldum gibisinden. Ne hikayeler çıkardı. Ne hikayeler çıkardı. Aynen. Güzel olurdu. Üçüncü kim olurdu? İstersen rap dışı da olabilir bu. Rap dışında da olabilir. Hadi bakalım. Serdar Kılıç. TRT'de bir doğada kalma şeyleri sunan bir abimiz. Peki bir şey söyleyeceğim. En sevdiğiniz küfür ya da küfüre benzer bir kelime var mı? Kafatası. Ben genel olarak... Komik bulduğum için gülüyorum yani. Ama ne koyayım kullanıyorum. Fena başka ikilisiniz. Biraz... Öyle mi düşünüyorsun? Ve eyvallah abi. Kesinlikle öyle ya. Düşünüyorum. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Siz daha 2 yıl olmadı yani belki de. 2020'de bir şeyimiz yoktu. Yani daha öncesinde sohbet ettiğimizde pandemi bizi müzisyen yaptı. Aynen rapçi abi. Yaptı pandemi bizi müzisyen yaptı. Nasıl oldu öyle bir kafa ya? Abi nasıl oldu? Biz Eskişehir'deyiz. Hep beraber ekipçe. Hep bir evde olma durumu. Bir şeyler üretme. O sıralarda her şeyi denedik. Ettik. Ticaret yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Yani bayağıdır ticaret yapıyorlardı zaten. Sektör kalmadı şeyde. Evet. Sonra abi bir gün şey oldu. Ben yeni yeni böyle Eiffel Stüdyo kuracağız diyorum 2 yıl önce falan. Yanlış nota beatler, off keyler, off beatler falan. Ama yine böyle bir 6-7 tane beat yapmışız. Bir günde alakasız ev arkadaşımızın arkadaşı stüdyo açmış. Lan biz de Eiffel Stüdyo falan karıştırıyoruz ya. Bir günde dedik onlarda takılalım nasıl olur falan filan. Gittik oraya hadi o zaman bu beatleri bir şeyler dinleyelim. Freestyle, autotune var birader baksana bilmem ne falan filan. Bir baktım Emirhan'a verdiğim beat kendime aldığım beatten daha iyi. Kendi yaptığım beat sonuçta ama. Baktım Emirhan'ın yaptığı beat daha iyi. Gel dedim buna beraber bir şeyler kayıt deneyelim falan. Berbat bir şey yaptık abi. Yok mix falan muhabbetleri varmış daha yeni öğreniyoruz. Tanıdıklarımız var böyle eskiden bu işler girmişler falan. Onları mix'e yolladık falan. O aralar Thriller diye bir uygulama var. TikTok sözünü gibi. Sözünü öleceğim. Denizkan'a yolladık abi. Denizkan. Ben diyorum ki ooo Denizkan bu işte mükemmel. Denizkan bize mükemmel bir tane mix atacak. Çok iyi olacak falan. Denizkan'a attım. Kanka kayıtlar çok kötü. Ben buna mix yapamam falan. Bizim moralimiz bozuyor. Nasıl mix yapacağız bilmiyoruz. Ama arkada kapı sesleri. İşte Dogo bağırıyor. Markete gidiyorum bir şey isteyen bağırıyorlar. Ateşi verin çakma verin falan. Evet evet. Biri küfür ediyor arkadan beni orada abi. Kuma gidiyordu efsane, yani. Efsane ikilisiniz ya. Purple tehlikeli bir program. Purple is tehlikeli bir program. Purple'lar tehlikeli oluyor. Purple'lar tehlikeli oluyor. Hazırsanız rap quiz'im var. Hmm. Türkçe rap hakkında bakalım ne kadar bilgilisiniz. Tamam abi. Bakalım hemen. Rap quiz başlasın. Zengin zenginleşiyor. Fakir hala aynı yerde. Onların hakları kim yerde nerede? Cevabı yiyin efendiler, yiyin dedik, hala diyoruz.
Rap'le, halkın sesiyle geliyoruz. Sözleri kime aitti? A. 9 Canlı, B. Islamic Force, C. Cashflow, D. Serhat. Gerçekten bilmiyorum. Atacağım abi. Islamic Force. Ben A diyeyim de. A 9 Canlı diyorsun. Evet. Son kararınız mı? Son kararımız. Islamic Force doğru cevaptı. Zengin zenginleşiyor. Fakir hala aynı yerde. Onların hakları kimlerde? Nerede? Cevabı yiyin efendiler. Yiyin dedik hala diyorum. Elindeki son kozu koymadan ver pozu. Kimseye sormadan yükselt dozu. Konumuna bakmadan aklına al, geri dönüş yolu yok bunun, ver gazı. Sözleri kime ait? A. Allame, B. Tepki, C. Modexel, D. Nefret. Modexel. Modexel diyorum abi. Ben de Modexel diyorum. Son kararınız. Son kararımız. Doğru cevap Modexel'di. Peki son kozu koymadan ver pozu, kimseye sormadan yükselt dozu. Botuflex'in dalga şarkı sözlerini doldurun. Sigarayı pasla, pasla, pasla. Akdo beat'i pasla, pasla, pasla. Kemerini bağla, bağla, bağla. Nokta, nokta, nokta. A. Bitti bu. Pasta, pasta, pasta. B. Akıl yaşta değil, başta, başta, başta. C. Yine kafa Mars'ta, Mars'ta, Mars'ta. D. Yine kafa NASA, NASA, NASA. D. Kafa NASA, NASA, NASA. C olacakmış gibi ama sonradan D olmuş gibi bu arada. D ama. Bunu biliyordum. Biliyor muydun? Evet. Sen de biliyor muydun? D abi, evet. Doğru cevap D'di. Otobiti pasla, pasla, pasla. Kemerini bağla, bağla, bağla. Yine kafa NASA, NASA, NASA. Son soru. Bir milim gidemez ite kaka. Hatta bin kere gösterse bile... Bile çaba. Bile çaba. Ve ne bir selam verir ne bir merhaba. Salak beni kendin sanıp niye tara? Sözleri kime aittir? A. Sefo, B. B. Ezel, C. Norm Ender, D. Serhat. B. Ezel. Abi yarısını bilmeyerek biz hepsini bildik bu arada. Ezel. Harbiden. Harbiden öyle yaptık. Doğru cevap Ezel'di. Bir milim gidemez ite kaka, hatta bin kere gösterse bile çaba. Ve ne bir selam verir ne bir merhaba. Salak beni kendin sanıp niye tara? Sana bir şeyler söyleyeceğim. Sana kelimeler versem, kamerana bakıp, o kameraya bakıp hemen anında bir şeyler yapabilir misin? Yaparım abi. Sinirli çakal. Keyif veren. Mutlu. Mahveden çakal. Aşık. Sarıl bana. Film teklifleri geldi. Sana mı abi? Ha, bekliyorum. Vallahi acayip yani, bu adam gerçekten. Ya sen... Parfümün? Louis'in. He? Nove Monde. Nove Monde. Nove Monde. Yok abi. Yeah. Abi bu ne? Allah'tan. Tamam. Çok. Yok. Devam edebiliriz. Evet. Bir şey içmek ister misin? Bir şey içmek istersen aynen şunu ben alayım ya. Bir şey içmek istersen. Abi lütfen cam bardak olsun. Lütfen. Lütfen yani, biliyorsunuz yani. Söylemiştik gelirken de abi. Rider'da, Özbey abi yazmadık mı Rider'a cam bardak diye? Sen lütfen lütfen, cam bardak olsun lütfen. Alın üstümden lütfen, sen püflesen ben küsmem. Aşka inanır mısın Reçkol? Herhalde vardır ama daha... Hiç yalan aşık oldum. İnanıyorum sadece, herhangi bir aşka dair bir şey görmedim. Reçkol'ün şöyle bir şeyi var bende abi yani... Umarım gerçek olur bir İnanıyorum, ara. Evet. Yani... Dövmelerinden mi yoksa yani verdiğin o cevaplar ya da şu iki tatlı piercinginden mi ben? Aşka inanır mısın Reçkol? Kim inanır ki? Net bir görüşüm yok abi işte o konu hakkında. Öyle mi? Nasıl? Hiç aşık oldun mu harbiden? Olmadım abi, az önce de söyledim. Bir de olunca gör. Çakal müsaade edersen şu an Reçkol'ün üzerine yürümek istiyorum da. Benim gibi mi abi? Birine söylediğin en kötü iltifat neydi Reçkol? Manyak olabilir ama ben bunu kötü bir iltifat olarak görmüyorum. İnsanlar kötü bir iltifat olarak görüyor. Bence gayet tatlı bir kelime. Çakal, aşk adına yaptığın en saçma şey neydi? Yaklaşık 3 sene boyunca lise aşkımdı bu. Kızı evinden sabah alıyordum abi. Kendi okuluma gitmeden önce kızı alıyordum, okuluna götürüyordum. Kendi okulumdan da bir ders önceden çıkıp kızı gidip okuluna alıp tekrar evine bırakıyordum. Ve kız benle 3 sene içinde sadece biraz erken alabildiğim dönemlerde oturmuştu. Ama ben ona aşıktım. Ve benle abi o kadar çok oturmadı. Ona defalarca onu sevdiğimi söyledim. İyi yerlere götürdüm. Güzel şeyler yaptım. Beni neden sevmediğini hiçbir zaman anlamadım ama. Bu durum Reçkol'ün hiç sikinde değil harbiden. Abi o hiç aşık olmamış. Aynen ki nereden bilsin? Karşı cinste sizi en çok şaşırtan şey neydi Reçkol?
Bel Gamzesi abi. Efendim? Bel Gamzesi. Belgam Müzesi mi? Belgrad Müzesi. Belgrad Müzesi. Hı? Nasıl bir şey o müze? Belgrad'da bir müze. Anlatır mısın nasıl bir şey? Anlatamam abi. Neden? Hiç gitmedim ben. Ben baştaki soruyu unuttum, sonra yine kafam... Karşı cinste seni en çok şaşırtan... Bel Gamzesi. Bir şey söyleyeceğim sana Çakal. Bir randevuya çıkarken en önemli kuralın nedir? Dışarı çıkarken mi? Bir randevuya çıkarken. Parfüm. Koku benim için çok önemli. Reçkol. Direkt ayakkabılarım. Saç ve ayakkabılarım önemli. Benim. Karşı cins, ya öyle bir şey var mı? Onun da kendine ne dikkat ediyorsa öyle yapsın gelsin. Bir sandalye olsaydınız kim sizin üzerine otursun isterdiniz? Özge Ulusoy. Anime kızları. Ne oldu abi? Direkt. Bir dakika, Özge Ulusoy'dan daha acayip bir şey var. Anime kızları mı? Neyse arkadaşlar, ara verelim. Biz bir su içelim, öyle gelin. Tamam, beni burada anime kızlarıyla yok, bırakın yok, baş başa. Bir şey değil, hadi gelin. Abi sen benim hep elimi tutuyorsun, ben buramı kokluyorsun. Neyse abi. Sizden şöyle bir şey istiyorum. 3 hakkınız var. Evet Çakal, hazırsan başlıyoruz. 3 hakkım var. Bir saniye abi. Korktum abi. 2. Sen niye abi öyle gergin? Ve 3. Hemen reçkole. Aynen öyle. Reçkol. Aynen. Hiç sakın bir şey söyleme. En baştan başla. Başlıyorum abi. Reçko. Süren başladı. Birader birazcık bitseydin bari sen de ya. Yok. Ne yapıyorsun ya? Hayır abi, 3 olmadı, dur. Bu çocuk yetenekli. 3 olmadı ve bu çocuk hak etti. O antrenman. Şuradan. Sorularını sen reçkol için çek, sen de çakal için çek. Kaç tane çekelim? 2 tane çek. Ben senin için çektim. Ben de senin için çekiyorum. Neyi çekiyorsun? Fotoğraf çekerim. Gülümseyeceksin ya. Başka şeyler çekmem. Reçkol. Bir günlüğüne bir kural koyabilseydim ve herkes buna uymak zorunda olsaydı bu ne olurdu? Herkes Boxer'la dolaşmak zorunda. Sen sor bakalım. Komik videoları en çok kiminle paylaşıyorsun? Komik videoları en çok Berk Erdemanar'la paylaşıyor. Prodüktör ortağımla. Biraz evet. Bize de at, biz de gülelim. O daha hakim ya. Geliyor. Deneyine kadar kolay olacağını düşündüğün bir şey oldu mu? Şu şey. Deneyine kadar kolay olacağını düşünüyordum, evet. Nedir abi o? Çelik adam. Bu şahane pazardan kalan bir oyun bizlere. Mükemmel. İki tane çek. Tamam, iki tane çektin. Sen de iki tane çek o zaman. Bir tane çekmişim, dur bir tane. Tamam, hadi bakalım. Senin güzel attığını. Şimdiye kadar aldığımız en özel hediye neydi? Sen de söyle bari abi. Şimdiye kadar aldığım en özel hediye benim özel bir hediye almamış gibi gerçekten hissediyorum mi? Gerçekten kendim. Aynen. Abi hediye almak derken birinden hediye almak mı yoksa birine hediye almak mı? Acayip bir adam. Ben Emirhan'a hediye alabilirim. Emirhan bana hediye alabilir. Ne aldın Emirhan'a hediye? Dyson aldım abi. Geçmişimizi temizledik. Yeni Dyson'la. Süpürge biliyor musun? Gerçekten çok fena bir şey. Tozları falan gösteriyor. Işığı var. Sana ne aldılar? Bana ne aldılar? Mikrofon aldılar abi. İki tane çok özel hediye aldım. Levit 440 ve Levit 940. İkisini de babamın yardımıyla aldım. Acayip bir adamsın. Evet. Elindeki soruyu oku. Okuyorum abi. Gençken yaptığın havalı olan ama şimdi havalı olmayan şey ne? Say bakalım Emirhan Çakal. Supra giymek. Gerçi sayarsın şu an ben genç bir insanım ama o zaman şeyime iniyorum direkt. Liseli falan zamanlarım. Böyle şey çok havalı oldum. Hepsini siktir edin de abi riv ne demek? Riv Karadeniz'de boş konuşmak, boş yapmak demek. Riv konuşmak Karadeniz. Abi böyle. Boş yapmak. Hani... Nerelisiniz? Bursalıyız biz abi genel olarak. Ya Karadeniz'den. Rize'ye tatile gitmiştim. Rize'ye tatile gittin. Riv oradan mı geldi? Aynen abi. Şarkı sözlerinde sizin bir yandan da herkes boş buluyor belki. Hı. Siz gerçek bir şey yaşadığınızı mı anlatıyorsunuz? Abi zaten insan yaşamadığı bir şey anlatamaz. Evet ya. Benim şarkılarımda bahsettiğim saçma olan şeyler bile bizim aramızda anlamlı şeyler oluyor. Mesela fotoğrafçıya gittin mi? Hikaye gerçek. Evet.
onu... Gerçekten. İnanılmaz kötüydüm ya abi. Gerçekten gittim fotoğraf. Ne yaptın fotoğraf şeyi? Ben o gün gerçekten çok kötüyüm. Kız arkadaşımdan ayrılmışım. Hani böyle aramızda bir kavga falan yaşanmış abi. Gerçekten kötü bir haldeyim. Ağlıyorum, sızlıyorum. Ne yapacağım? Bunalıyorum falan böyle. O anda da gerçekten iş için fotoğraf çektirmem gerekiyor. Bir belge hazırlayacağım, kargoya vereceğim. Fotoğraf lazım falan. Fotoğrafçıya gidiyorum arabayla falan. Adam böyle çok matrak bir adam, çok neşeli falan. Ben de o sıra gerçekten sinirli olduğum için neşeli bir insan kaldıramadım falan böyle. Otur gülümsüyoruz. Evet, şu an böyle gülümsüyoruz gibisinden şeyler. Abi gülümseyemem abi. Gerçekten gülümseyemem. Çeksen çek fotoğraf gibi bir şey kullandım. O an eve gidince de bizim gruptan Berk'ten falan şey istedim. Duygusal drill bir beat lazım bana dedim. Acilen içimdeki nefreti ya müziğe kusmam gerekiyor ya da bir şey yapmam gerekiyor. O an bana beat attılar. Ben de beat'e girdim. Bari dedim bugün ne yapıyordum ben onu dökeyim. Hani içimi rahatlatayım falan. Hiç böyle şarkıyı yapayım işte klibini çekeyim şu şöyle olur böyle olur diye düşünceyle değildi. Aslında o gün terapi amaçlı müzik yaptım. O an yaşadığım şeyi anlattım ve bir kesit paylaştığımda da o yürüyünce onu hızlı çıkartmak durumunda kaldım. Aslında tamamen gerçeğe dayalı bir olay. Ben de yazmak istedim oraya. Eyvallah. Fotoğrafçıya gitmişsiniz abi. Efendim? Fotoğrafçıya gitmişsiniz abi. Gittik fotoğrafçıya. Evet. Gülümsemişsiniz abi. Gülümseyemem dedi. Bak lütfen abi anlatır mısın? Ben fotoğrafçıda gülümseyemem dedim. Gülümseyemem dedi. Başta gülümseyemem dedi gerçekten. İlk fotoğraf bu mu? Evet. Gülümseyemedi. Gülümseyemem dedi. Sonra abi peki nasıl bu hale geldi sonuç? Gülümsetmişsin abi evet. Çocuğu. Nasıl yaptın abi artık söyler misin? Ben de bilmiyorum. Beni görünce gülümsemeye başladı kendisi. Kalbim çıtır çıtır hırpalandı bir noktada. Gülümsemeden duramadım o an. Yıldızlar sanki çakışıyordu gökyüzünde. Karaköy'de bir fotoğrafçıda gülümsemiyordu. Beni görünce gülümseyiverdi kendisi. Bir haftadır iş için çekinecektim fotoğraf. Gittim fotoğrafçıya, otur dedi gülümse, gülümseyemem dedim. Bu benim için zor, fazla değil, 3 saniye vesikaya yeterli. Bu arada Çakal'ın gülümsemeyen fotoğraflarını Çakal hunharca imzalayıp sizlere dağıtmak istiyorum abi. Dağıtabilir. 10 tane mi var? Bir de benden de var. Ben de bir iki tane şey alırım. Finalde bunları imzalayıp. Olur abi gönderirim. Bunları herkese. Aynen öyle. Hazırsanız sizlere yersen sorularım gelecek. Evet. En gelsin. Kritik, evet. En seksi, en erotik, en beklenmedik şeyler yersen de. Bu efsane ikiliyle Yersen bölümündeyiz. Hazırsanız. Hazırız abi. Bu en beklediğimiz bölümdü. Gerçekten. Abi. Özellikle senin beklediğin bölümdü gibi hissediyorum. Yani bunda şu genelde... Şu ana kadar yediğin en garip şey neydi Reçkol? Yediğim en garip şey... Abi aslında wasabi yediğimde çok çok garibime gitti. Çünkü hiç öyle bir acı almamıştım ağzıma. Pul biberin acısıyla hiç alakası olmayan böyle ferahlatan bir acı diyeceğim. Ferahlatmanın tam tersi. Sanırım onda varmış evet. Ona şaşırmıştım. Hazırsanız başlıyorum. Çakal senin için çeviriyorum. Sirke. Sirke mi? Hiçbir beste çaldın mı? Çaldığın beste hangisiydi? Hiçbir beste çalmadım. Buna inandık mı? Evet. Gerçekten. Evet. Kanıtlayabilen kanıtlasın beste çaldığım. Sence çaldığına inanıyor musun? Bu zamana kadar yaptığın her şey bana ait. %90'ında belki yanındaydım. Görürdüm yani çalsa. %10'luk bir bölümünde belki ya çaldıysa. Nasıl içeceğim abi şimdi bunu? İçemem ki. İçmeyeceksin ya. Çünkü ay, haklıyım. İçme çaldıysan içmelisin. Öyle bir şey hissediyorsan. Başka konuklarla mı karıştırıyorsun bizi abi? Sanatçı dediğin araklamalı çakal. Esinlenmekten mi bahsediyorsun? Aynen abi? Öyle, esinlenmekten bahsediyorum. Esinlendiğim de olmadı gerçekten. Ne geliyorsa elime beat olarak ona hissettiklerimi yazdım. O zaman sirkeyi ver. Eyvallah. Hadi yine ben içtim amına koyayım. Niye ben içiyorum? Sürekli bu his. Reçkol. Evet abi. Aman. Zerdeçal. Şimdiye kadar söylediğin en büyük yalan neydi Reçkol? Şimdiye kadar söylediğim en büyük yalan neydi? Oturduğum yeri taşınana kadar herkese yalan söylüyordum ya. Özücü'ye taşınana kadar. Normalde Özücü'ye diyeyim. Anneannem, babaannem falan orada. Fakat ben 15 yaşında tekrar taşındım. Çocukluğumun orada geçmesine rağmen. 15 yaşına kadar oturduğum yeri mesela Merinos diyordum.
tam olarak oturduğum yer demiyordum. En büyük yalan bu değildir. Sen bence bana bunu içirmeye çalışıyorsun. Hayır hayır. Ben gayet hak ettim büyük bro. Bir yalan söyledim. Şu ana kadar en büyük yalan bu değildir. Konuştuğum tüm kızlara yalan söyledim işte çok, abi. Ya çakal daha sen buna inanmadın mı? Konuştuğum tüm kızlara yalan söyledim dedim. O yaşıma kadar konuştuğum tüm kızlara yalan söyledim işte. Birazcık garip bir mahalleydi. Bunun ben hala o mahalledenim bu arada. Hiç de utanmıyorum. Bunun cezası olarak bunu içmen gerektiğini. İçmen gerekiyor reçkol. Hayır ama oyunun kuralı o değil ki. Aranızda bir zerdeçalın, çiğ zerdeçalın lafı mı olur? Ama oyunun kuralı o değil. Ama sen yalan söyledin reçkol. Tamam sen da soru gözüme bakıp yalan söyledin reçkol. Soru yalan söyleme üzerine. Hayır zaten. Sen yalan söyledin. Hem bu bir tuzak soruydu. Hem zerdeçalı içiyorum. Böyle bu kadar şey konuşan da dikmiştim bile. İçmeyeceğim ki. Hem benden yalanımı alıyorsunuz hem de zerdeçalı içiliyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. İçmiyorum. Daha. Ben daha büyük bir yalan olduğunu düşündüğüm için şu an en yakın arkadaşlarım olarak. Aynen öyle. Kesinlikle ben İçmesini de. İstiyorum. Talep ben ediyorum. Yani yalan söyle. Eyvallah kardeşim ya. Yalana hiç kimse inanmadı. Doğru söylüyorsun. Ne oldu ağzıma ya? Bir şey oldu. Greyfurt kabuğu. Greyfurt kabuğu. Hiç beğenmediğin 3 rapçi sayabilir misin çakal? Sefo, Joker, Hydra. Kabuğu yedirmeye gerek kalmadı. Şırdan. Daha önce hiç yedin mi? Yedim. Ağzım kamaştı ya. Zerdeçal mıdır nedir? Üstüne su içtim içmez olaydım. Berbat şu an. Şimdi üstüne bir de şırdan yediğini düşün. Belki düzelir be. Aynen öyle. Reçko, bir şarkıda duyduğun en aptalca sözlerden birini söyle. En aptalca sözlere sahip rapçi kimdi? Piyasa üstüne sıkıyorum ketçap mayonez organize. Berbat bir söz. Ketçap mayonez. Ya yine mi ya? Sirke. Yine mi ya? Yine. 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 Instagram'ındaki 14. mesajını gösterir misin bize çakal? Bu nerede çıktı şimdi? Hayır, birlikte sayacağız. Tamam abi. Aynen. Gel. Gel bakalım. Bir. Diğer pala. Üç. Dört. Ya bir şey yok. Beş. Altı. Öne, yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. Bir fan sayfasının hikayesinde bahsetmesi gibi bir şey. Bir dakika. 14 olduğuna emin misin? Evet abi eminim. Şu bir üstü olabilir mi? Şu mu? Şu. Hayır abi. Ha? Değil. 14 değil. O olabilir mi? Hayır gel sayalım. Bir. Çünkü sayalım işte sen. Gel sayalım. Tamam. Bunu bir. Sayma zaten benim. Sensin. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hayır 14 değil. Tamam gel göstereyim. Ses kaydı var. Hayır video atmışım. Ses kaydı da var. Ses kaydı var. Beyefendi siz birazcık komiksiniz ya da neler diyorsunuz? Sonra ben de ona sen bir dakika sirke içmeyeceğim. Bir benim dakika. Benim attığım içeriğinden bahsedeyim tamam, mi? Tamam ses kaydını ne diyor? Bunu da açabilir miyim? Aa bir dakika dur. Eyvah. Adam. Bir dakika. Aa, gel, 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 gel. Ses kaydını açalım mı? Açalım. Ya atma işte şu zehirli oku. Ya atma ya bakma işte. Ne oldu abi? Sen öyle bakınca sen de buna zehirli ok atmışsın. Zehirli. Atma işte zehirli ok. Benim içmem için. Sen içmiyor musun ben bilemeyince? Bayağı ses kaydı dinletti bu adam bize. Söyle. Şu an bu güneş bana D vitamini veriyor. Senin gözlerine baktığımda da bana D vitamini verebilir misin diye sormuştu videoda. Yani benim güneşim olur musun dedim abi. Öyle işi lan. Yine gaza geldim. Harbiden adam bana bakıp bakıp neler diyor. Neyse belli ki çakala yaklaşmayıp reçkole yaklaşmalıyız. Şırdan. Abi parmağınla oynattın oradan ama fark etmez. Senin için şırdan. Hayır şırdan gelmişti bu arada net. Tamam. Hiç çakala uyuz oldun mu? Oldum tabii ya. İnsan grup arkadaşına. Uyuz olur uyuz mu? Uyuz olur mu harbi? Hayır ye. Yeah. Abi sen de ikinci aynı taktiği uyguluyorsun. İkinci hayatta yemem ben bunu. Beğenmediğin üç rapçiyi sayar mısın? Hiç beğenmediğim üç rapçi. Saymayayım. Beni yeme şırdanımı ye. Of 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 of. Baharat dök üstüne. Birazcık reçkol. Abi baharatı da alabilir miyiz? Biraz üstüne baharat dök. Baharat yok. Baharat yok mu? Abi, tamam gel. Kıyamadı abim benim. Aynen 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 aynen. Yapıştır abi yapıştır abi yapıştır. Şırdan şahane yemeyen bahane yapmasın yok o zaman. Afiyet olsun reçkol. Ay.
Hepsini mi yiyor bu arada? Yeter herhalde abi. Bir ısırık daha alsam bizim için. Valla. Bu arada biz şirden diyoruz buna. Ne Doğu diyorsunuz? Doğu Anadolu'ların annesi şirden. Şirden. Yani Bursa yerlileri öyle diyor abi. Bayağı seviyorsun sen de. Bıldırcın yumurtası. Evet, severim. Soruyu bilsem de senin için yiyebilirim mesela. Evinde Wi-Fi ve kullanıcı adı şifren nedir? ZYXL GHD 409 8311 76 XTL. Şifrede Çakal in the House 922 22 19 75 52 63 51. O nasıl bir şifre ya? Bu arada benim öyle abi. Saçma benim sapan. Kendi telefonumun ismi yani internet açıyorsun ya. Benim telefonumun ismi de Superbox hizmeti abi. Yani birine bana AirDrop'tan bir şey göndermek istiyorsan Superbox hizmetine bir şey göndermek istiyorsun. Şifreni bir daha söyler misin? Söyleyeyim abi. 7319 şeyim ama kullanıcı adıyla beraber mi? Hayır, sadece şifre. Sadece şifre. Modem şifremi Superbox hizmeti. Bayağı yalan var burada değil mi? Şu an yalan olduğunu hissediyoruz sanki. Reçkol öyle bir şey olduğunu hissediyor musun? Sen bağlısındır. Bilmiyorum. Belki abi 2219 55 63 64 52 Çakal in the house. Ama şimdi abi 4-5 kere deniyorsun onu da yani. Değil mi? Yalan var ya. Başta Çakal in the house var falan, evet, öyle bir şey. Evet. Çakal in the ama öyle bir şeyler yani. Bayağı bizi kandırdığını hissettik. Yok abi, şaka. Nasıl yiyeceğim bunu bu arada? Şunu kır istersen bir yerde. Bir dakika. Nasıl yapacağız abi bunu? Bir sandalye olsaydınız kim üzerine bir sandalye olsaydınız kim üzerine ya bu çok otursun mu isterdik abi? Ha evet ya. O mu? Bir sandalye olsaydınız. Bir sandalye olsaydınız. Bir sandalye olsaydınız kimin üzerine bir sandalye olsaydınız? Bu ne kadar?